Harun Akdemir. Bugün sizlerle Clio Pixie'nin kablolama tasarımı için geliştirdiği modüllerden bahsedeceğiz. İlk olarak bu modüllerimiz Clio Schematic, Clio Cabling Design, Clio Harness Manufacturing modülleri. Öncelikle Clio Schematic'ten bahsetmek istiyorum. Clio Schematic, iki boyutlu kablo ve boru hatlarının tasarımı için geliştirilmiş kolay ve hızlı kullanımıyla öne çıkan bir araç. Clio Schematic ile yapılan tasarımlar XML formatında export edilerek Clio Parametric içerisinde 3 boyutlu kablo ve boru yönlendirmesinde kullanılabilmektedir. Ayrıca Clio Schematic, Clio Parametric'ten bağımsız olarak da çalışabilir. Yani burada kısaca açıklarsak, Clio Schematic içerisinde yaptığımız 2 boyutlu şematik tasarımları XML formatı aracılığıyla Clio Parametric içerisinde 3 boyutlu kablo yönlendirmeleri otomatik olarak yapabiliriz. Burada görselleri görüldüğü gibi Clio Schematic içerisindeki diyagram, 2 boyutlu diyagram, burada XML formatı aracılığıyla Clio Parametric içerisine aktardığımızda burada Cabling Design görselinde gördüğümüz gibi 3 boyutlu olarak yönlendirmeleri yapabiliriz. Burada bir soru gelmiş. Tamam. Peki Clio Schematic bize ne sağlar? Clio Schematic bize hızlı ve kolay bir şekilde 2 boyutlu elektrik ve mekanik şemaları oluşturmada kolaylık sağlar. 3 boyutlu kablo ve boru sistemlerinin yönlendirilmesini otomatikleştirebiliriz. Bu şekilde XML aracılığıyla kolay bir şekilde kablo yönlendirmelerini yapabiliriz. Esnek katalog yönetimi sayesinde şemaları kolay bir şekilde oluşturabiliriz. Bu şemalar blok, fiberler, portlar bunları kolay bir şekilde oluşturup tasarımlarımızı gerçekleştirebiliriz. Şematik tasarımlarımızın raporlama işlemlerini hızlı bir şekilde yapılandırabiliriz. Bu işlemleri yaptıktan sonra XML formatıyla Clio Parametric içerisine aktarıp Cabling modülü ile tasarım işlemimizi gerçekleştirebiliriz. Cabling modelimiz burada. Clio Cabling modülü Clio Parametric içerisinde 3 boyutlu kablolama tasarımını gerçekleştirmek için geliştirilmiş CAD yazılımıdır. Ayrıca Clio Schematic ile birlikte ya da Schematic'ten bağımsız olarak çalışır. Hani şurada görselde gördüğümüz gibi Clio Schematic içerisinde tasarlanmış 2 boyutlu şematik tasarımımız Clio Parametric içerisinde 3 boyutlu olarak yönlendirmelerini yapıp daha sonra Harness ile malzeme bilgilerini çıkarabiliyoruz. XML data bilgisi ile connection'ların otomatik olarak tanımlamasını yapabiliriz. Bağlantı ve sinyallerin bilgilerinin ön izlemesini görebiliriz. Tanımlı yollar üzerinden otomatik yönlendirme yaparak tasarım sürecini kısaltabiliriz. 3 boyutlu modellerin otomatik montajını yapabiliriz. Bu Cabling Design modülünde 3 boyutlu tasarımı gerçekleştikten sonra Harness modülü ile birlikte oluşturduğumuz kablo tasarımının malzeme bilgilerini çıkarabiliriz. Buradan Harness Manufacturing modülü ile Pixie'nin geliştirdiği güzel bir modül. Burada kablo tasarımı tamamlandıktan sonra tasarım içerisinde bulunan malzemeler, konnektörler ve giriş çıkış portları ya da fiberler üretime yönelik tablo bilgilerini otomatik olarak oluşturmasını sağlamakta. Görselde gördüğümüz gibi burada 3 boyutlu modelimiz mevcut. Oluşturduğumuz 3 boyutlu kablo hattının düz halini görebiliyoruz. Bunu otomatik olarak oluşturuyor. Bunun yanı sıra tablo bilgisini de oluşturuyor. Ayrıca oluşturduğumuz kablo tasarımı içerisinde kullandığımız konnektörler, malzemeleri de yine aynı şekilde ayrı ayrı olarak tablo bilgisini görebiliriz. Zaten kullanımı da çok kolay. Burada yine aynı şekilde Creo'nun diğer modülleri gibi aplikasyonun içerisinde Harness komutunu tıkladıktan sonra karşımıza çıkan pencereyle birlikte işlemi yapabiliriz. Peki Harness Manufacturing bize ne tür kolaylıklar sağlar? Dokümantasyon tutarlılığını ve kalitesini artırırız. Tekliflere ve doğru üretim tahminlerine hızlı yanıt veririz. Özellikle manuel tablo oluşturma gereksinimini ortadan kaldırdığı için ciddi oranda zaman kazandırmakta. Ve bu da ürünlerin pazara çıkış süresini artırmaktadır. Şimdi bunları bir uygulama olarak görürsek daha net olur. Şöyle. Şöyle Clio Schematic sayfamızı açıyoruz. Burada dediğim gibi Clio Schematic zaten kendine ait bir kısa yolu var. Kısa yol içerisinde şöyle kısa yolu göstereyim ben sizlere. Zaten Clio Parametric'ten bağımsız çalışıyor. Kendine ait kısa yolu var. Çift tıkladığımız zaman
Şöyle bir ana ekranla karşılaşıyoruz. Zaten ekran grafikleri Creo parametrikle benzerlikler gösteriyor. Komut ribbonları olsun, sayfa yapıları olsun. Burada birden fazla sayfa oluşturabiliriz. Tail kısımda olduğu gibi. Burada yine mesaj komutu, uygulama komutlarını alt kısımda görebiliriz. Şimdi ilk olarak Creo şematik içerisinde yeni bir template oluşturacağım. Bu template içerisinde katalog yönetiminden port, blok ve fiber oluşturacağım ve temel olarak bir iki boyutlu şematik tasarım yapacağız. Bunun için ilk olarak geldim buradan new diyorum. Buradan test informatik diyorum. Aynı şekilde tanımlama kısmına da açıklama kısmına da test informatik olarak yazıyorum. Okey deyip karşıma bir tasarım penceresi çıkıyor. Bu tasarım penceresinin zaten yapısı Windows Explorer'a benzerlikler gösteriyor. Burada gelip bir de klasör oluşturup klasörümün ismini Wiring olarak yazıyorum. Açıklama kısmına da Wiring diyagram olarak belirtiyorum. Okey dedim. Klasörüm oluştuktan sonra buradan yeni bir sayfa oluştur diyorum. Geldim. Sayfa oluşturduğum zaman karşıma şöyle bir pencere çıkıyor. Buradan template'lerimi belirleyebilirim. Buradan gelip bütün template'leri görebiliriz. Ben bir A3 template'ini seçiyorum. Geldim buradan seçtim. Buradan template'ime sağ tıklayıp özellikler diyorum. Buradan template ismini belirtebilirim. Buradan WD1 wiring diagram 1 diyorum. Açıklama kısmına da aynı şekilde wiring diyagram diyorum. Buradan diyagram tipini ben bir kavurlama işlemi yapacağım. Wiring olarak seçiyorum. Okey diyorum. Bu şekilde template'imi oluşturdum. Yeni bir template daha oluşturabiliriz. Buradan bastığımız zaman yine aynı şekilde yeni bir template oluşturabiliriz. Birden farklı template'ler. Buradan gelip çift tıkladığım zaman direkt açabilirim ya da sağ tıklayıp Open Sheet olarak açabilirim. Close deyip kapatıyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi template'imi oluşturdum. Title'ım. Template özelliği. Şimdi bu işlemi yaptıktan sonra Catalog Explorer'dan ben buradan bir kütüphane oluşturabilirim ve bu kütüphanemi kaydedip artık her tasarımda o kütüphaneyi çağırabilirim. Yani firmamıza özel bir standart kütüphane oluşturup yani tekrar tekrar kütüphane oluşturmaya gerek kalmadan kolay bir şekilde işlemlerimizi yapabiliriz. Burada ilk olarak bir port oluşturmak istiyorum. Geldim portu seçtim. Buradan zaten fitilerim mevcut. Blok, port, grup, fiber olarak. Buradan portumu seçiyorum. Daha sonra gelip buradan bir klasör seçiyorum. Buradan General adlı bir klasör oluşturuyorum. Tanımlama kısmına da aynı şekilde General port olarak yazıyorum. Okey dedim. Portu klasörümü oluşturdum. Daha sonra gelip buradan Create new port diyorum. Yeni bir port oluşturuyorum. Geldim. Portumu oluşturdum. Direkt zaten buraya attım. Port kısmını attı zaten. Buradan sağ tıklayıp özellikler diyorum. Buradan örneğin ben General port ismini veriyorum. Gelip buradan OK deyip portumun ismini tanımlamış oldum. Daha sonra zaten port attıktan sonra benim zaten bu new shape komutu aktif hale geliyor. Create new shape dediğim zaman benden port için bir template istiyor. Nasıl tasarım için bir template oluşturuyorsak eğer blok, grup ve portlar için de bir template oluşturuyoruz ve şematik ortamında iki boyutlu olarak portumuzu oluşturuyoruz. Buradan bir çizim template'i oluşturuyorum. New port olarak oluşturuyorum zaten. Okey dedim. Burada benim template'im oluştu. Bu template özelliklerimi güncelleyebilirim. Fit parametre seçiyorum. Geldim örneğin burada ismi güncelleyebilirim. Buraya wiring yazabilirim. Burada zaten diyagram blok olarak gözüküyor. Bunu da şuradan gelip değiştirebilirim. Parametrelerden gelip buradan wiring olarak değiştiriyorum. Okey deyip işlemi sonlandırıyorum. Bu şekilde port template'imi oluşturabilirim. Daha sonra ben şu an bir sketch ortamına girmem lazım. Bunun için ise oluşturduğum template'i açıyorum. Open Shape deyip template'imi açtım. Buradan close diyorum. Geldim. Buradan geometri kısmına. Bu geometri kısmı zaten Creo parametrikte benzerlik gösteriyor. Normal sketch ortamı. Gelip buradan bir circle tıklıyorum. Bir daire oluşturuyorum. Sağ altta diameter ve radius değerlerini girebiliriz. Buradan herhangi bir yere tıklamadan
Direkt bir yazdığım zaman direkt otomatik olarak oluşturuyor. Sağ tıklayıp exit tool diyebilirim ya da mouse'un orta tuşuna basıp işlemi sonlandırabilirsiniz. Buradan ben sayfa görünümünü de değiştirebilirim. Geldim. Bu sefer buradan katalog kısmına geliyorum. Buradan isim atıyorum. Geldim buradan formattan parametreye giriyorum. İsim parametresini alıyorum buradan. Bakın burada isim parametrem geldi. Buradan yazının kalınlığını, yüksekliğini ayarlıyorum. 1 milim dedim. Buradan da nasıl lokasyonu ayarlıyorum burada. Geldim bu şekilde. Yazımı da ayarladım. Daha sonra gelip buradan bir set datum atıyorum. Geldim okey dedim. Datumumu da attım. Bu şekilde close sheet dediğim zaman Catalog Explorer'a geldiğim zaman benim artık portum hazır. Şimdi aynı şekilde bir blok oluşturacağım. Yine aynı şekilde geldim. Blok diyorum. Port işlemleri de yaptığım işlemlerin aynısını yapıyorum. Geldim burada bir cluster oluşturuyorum. Burada bir switch oluşturuyorum. Aynı şekilde. Böyle ismini yanlış yazdık. Okey dedim. Klasörümü oluşturdum. Daha sonra port işleminde yaptığım gibi bu sefer burada Create New Block diyor. Yeni bir blok oluşturdum. Sağ tıklayıp özellikler diyorum. Buradan bloğuma isim verebilirim. Geldim. Single Block diyorum buraya. Buradan okey diyorum. Bloğumun ismini tanımladım. Daha sonra gelip buradan New Shape diyorum. Buradan bu sefer blok oluşturacağım için New Block template'ini seçiyorum. Okey dedim. Template'imi oluşturdum. Aynı şekilde buradan da sağ tıklayıp parametrelerden isimleri değiştirebilirim. Buraya da wiring yazabilirim. Açıklama kısmına zaten diagram tipi de wiring olarak tanımlanmış. Eğer tam başka bir diagram tipi olarak tanımlanmışsa eğer buradan gelip direkt şuradan set shape properties'ten diyagram tipini değiştirebiliriz. Yine geldim template'imi oluşturdum. Yine aynı şekilde open shape deyip çizim ortamına giriyorum. Sketch ortamına giriyorum. Buradan geometri diyorum. Sketch tipimi değiştiriyorum. Bakın burada datum kayboldu. Kataloğa gelip tekrar set datum dediğim zaman herhangi bir yere tıklamadan işlemi yapıyorum. Buradan geometriye gelip bir blok çizeceğim. Yine aynı şekilde genişliği ve yüksekliği buradan verebiliriz. Ben şu şekilde çizdim. Orta klik yapıyorum. İşlemi sonlandırıyorum. Daha sonra yine portta yaptığım gibi buradan label deyip buradan isim ekliyorum. Zaten parametre seçili olduğu için bunu da 2 yapıyorum. Yazının genişliğini 2 yapıp şu pencereyi sağa doğru iteyim. Bu şekilde ismimi de tanıttım. Şimdi bu bloğumuzu oluşturduk ve bu bloğa portlar eklememiz lazım. Buradan oluşturduğum portu instance port diyorum. Gel buradan oluşturduğum portu çağırıyorum. Geldim çağırdım portumun yönünü sağa doğru. Ben yukarı montajını yapacaksam eğer portumun yönü yukarı bakması lazım. Sağa tıklayıp Z Rotation diyorum. Artı 90 diyorum. Bu şekilde portumun yönünü belirtebilirim. Aşağı doğru da yapacaksam eğer yine sağa tıklıyorum. Z Rotation deyip normalde bu rotation kısmında ilk aldığı konumu referans alır. Eksi 90 dediğim zaman aşağı doğru yönünü değiştirmiş oluyorum. Bu şekilde gelip bloğumu oluşturdum. Kataloğa geldiğim zaman şöyle bloğum hazır. Close deyip kapatıyorum. Şimdi bir fiber oluşturacağız. Geldim buraya fiber diyorum. Buradan klasör oluşturuyorum. Bir klasörün üstünde virus diyorum. Aynı şekilde virus dedim. Okey dedim. Buradan yine aynı şekilde create fiber diyorum. Buradan ismini değiştirebiliriz. Buradan gelip işte jenerik biber diyebilirim. Okey deyip işlemi sonlandırdım. Buradan new shape dediğim zaman direkt template'im oluşuyor. Buradan parametreleri değiştirebiliriz. Yine aynı şekilde isimleri değiştirebiliriz. Bu şekilde açıklama kısmını değiştirebiliriz. Okey diyorum. Buradan set özelliklere girip diyagram tipini de değiştirebiliriz. Buradan shape'e girip buradan diyagram tipini de değiştirebiliriz.
Bu şekilde fibremizi oluşturduk. Şimdi bu oluşturduğumuz şemaları tasarım olarak oluşturalım. Geldim. Buradan kataloğa gidiyorum. Blok diyorum. Oluşturduğum bloğu bu şekilde içeri aktarıyorum. Instance diyerek geldim. Buradan bir tane buraya, bir tane şuraya diyelim koydum. Ortaklık yapıp işlemi sonlandırıyorum. Sonra daha sonra gelip buradan root fiber diyorum. Zaten bir tane fiberim mevcut. Geldim. Seçtim. Okey dedim. Örneğin şu porttan gelip tıklıyorum. Şöyle şuraya ortaklık yaptım. Ve tekrar gelip fiberimi seçtim. Şu porttan gelip şuraya. Bu şekilde iki boyutlu şemalarımızı oluşturabiliriz. Şimdi biz bu kataloğu oluşturduk. Ve bu artık bizim standart bir kataloğumuz oldu. Bunu gelip design sekmesinden kataloğa tıklıyorum. Buradan dependent diyorum. Buradaki adresleri tanımlayacağım. Bir klasör oluşturacağım ve klasöre bu adresi tanımlayacağım. Rows dediğim zaman örneğin geldim buradan bir klasör oluşturuyorum. Informatik diye bir klasör oluşturdum. Okey dedim. Oluşturduğum kataloğu bu klasöre tanımladım. Aynı şekilde tekrar gelip buradan tanımlıyorum. Okey dedim. Okey dediğim zaman bu verify kataloğa aktif hale geliyor. Bastığım zaman bakın burada bizim 3 adet yazıyor. Zaten bizim fiberimiz vardı, bloğumuz vardı, bir de portumuz vardı. Yani kataloğumuzun sayısına göre değişkenlik gösteriyor. Ne kadar varsa onu gösteriyor. Buradan sağa tıklayıp submit dediğim zaman okey diyorum. Artık benim kataloğum tanımlanmış oluyor. Okey dedim. Çıktı. Şimdi sayfamı kapatıyorum. Close dedim. Geldim. Açtım sayfamı. Buradan yeni bir template oluşturayım. Direkt standart oluşturuyorum. Close dedim. Buradan bakın direkt katalog kısmı açık. Tıkladığım zaman dependent diyorum. Buradan gelip Proje Şematik informatikten open diyorum. Şöyle çağırdım kataloğumu. Diyagram sayfama gelip katalog explorer'a giriyorum. Bakın şu an çağırdı ama aktif değil. Ben bunları kullandığım zaman aktif hale gelir. İşte tıkladım. Bakın tıkladığım zaman artık aktif hale gelir. Port da aynı şekilde. Şu an hazır, mevcut ama kullandığım zaman aktif hale geliyor. Yani bu da bir programı daha az yorar bu şekilde. Close'u kapattım. Şimdi bu şekilde sizlerle birlikte iki boyutlu ortamda, şematik ortamında katalogumuzu oluşturduk. Bir kısa bir şematik tasarımı yaptık. Şimdi open deyip bir şematik tasarımımız mevcut. Buradan bu şematik tasarımımız içerisinde tanımlanmamış bazı bağlantılar mevcut. Onları tamamlayıp XML formatına aktaracağız. Oradan da kriyo parametrik içerisinde 3 boyutlu kablo yönelimimizi yapacağız. Kablo hatlarını oluşturacağız. Böyle dediğim gibi aynen resimde olduğu gibi sayfa yapılarım bu şekilde mevcut. Geldim. Buradan Kibling Port Pneumatik sayfasına geldim. Ben şu pneumatik kontrol bloğuma örneğin bir konnektör eklemek istiyorum. Kataloğa geldim. Buradan grup diyorum. Konnektör dedim. Buradan tek pin ya da çift pinli olarak seçiyorum. Ben çift pinli bir konnektör seçiyorum. Buradan içeri aktarıyorum. İçeri aktardığım zaman benden port sayısını istiyor. Şu an tek portlu. Ben bunun iki port olmasını istiyorum. Geldim. Update dedim. Okey dedikten sonra geliyorum herhangi bir yere tıklıyorum. Daha sonra başka bir port konnektör çağırmayacağım için cancel deyip buradan sağ tıklayıp exit tool diyorum. Penceremi kapatıyorum. Geldim buradan. Bunu tut sürükle mantığıyla blok konnektörüme sabitliyorum. Konnektörümüzü çağırdık. Yalnız bu konnektörümüzün bu sefer parametrik tanımlamalarını yapmamız lazım. Bunun için ise çift tıkladığım zaman direkt aşağıda bir pencere açılıyor. Parametre penceresi. Buradan konnektörümü seçiyorum. Buradan parametre ekleyeceğim. Model parametresi ekleyeceğim. Model ismi. Bu model ismi ne işimize yarayacak? Bu model ismi hem bu çağırdığım konnektör kriyo parametrik içerisinde bir karşılığı olması lazım. Bu isimler ise ben şu an 3 boyutlu ortamda kriyo parametrik içerisindeki
modellerimin isimleri. Ben örneğin çağırdığım konnektörün PC'mi Assembly 8 modeliyle tanımlıyorum. Okey diyorum. Bunu da şöyle göstereyim. Geldim. Şuradan dosyaya zaten kablama işlemi yapacağız. Örneğin şu klasör içerisinde PC'mi dosyamı açacağım. Geldim buraya. İçin bir alt ile. Dosya ismini doğru yazdık mı? Yanlış şöyle yaptığım zaman şu dosyamı gördüğünüz gibi şu parçamı bu konnektöre tanımladım. Zaten rengi de yeşil gördüğünüz gibi diğer renkler grileşti. Yani çağırdığım konnektör bu parçaya artık eşdeğer. Tanımlı halde. Gelin tekrar şematik sayfama geldim. Şimdi bizim bu çağırdığımız konnektör çift portlu ve çift pinli. Bu yüzden port parametrelerinden giriş portlarını tanımlamamız lazım. Şu an giriş portları tanımlı değil. Bunun için tekrar geliyorum konnektöre tıklıyorum. Buradan pin parametresini tanımlıyorum. Artık port parametresine geldiğim zaman bakın burada artık entry port giriş portlarım tanımlanmış halde. Daha sonra çift tıklayıp penceremi aşağı doğru indiriyorum. Şimdi konnektörümüzü çağırdık. Tanımlamamızı yaptık. Daha sonra gelip artık fiber işlemini yapacağız. Geldim buradan root fiber diyorum. Buradan jenerik fiberimi seçiyorum. Okey dedim. Geldim şu 5. porttan 2. porta bir fiberimi çekiyorum. Daha sonra parçama tıklayıp fibere tıklayıp sağ tıklayıp özellikler diyorum. Artık ben bu fiberlerin parametrik değerlerini tanımlamam lazım. Geldim buradan apply dataset diyorum. Buradan ölçümü belirliyorum. Grubunu belirliyorum. Geldim 18'lik. Rengi de siyah olsun diyorum. Geldim bu özellikteki fiberimi tanımlıyorum. Okey dedim. Apply deyip tanımlamış oldum. Okey deyip artık işlemimi sonlandırdım. Aynı şekilde yine bir fiber çekeceğim. Bunda bu sefer gelip direkt follow fiber deyip son çektiğim fiberin yolunu takip et diyorum. 6. porttan 1. porta gel diyorum. Direkt geldi. Fiberimi kolay bir şekilde çekebiliriz. Daha sonra geliyorum buradan. Yine aynı şekilde özelliklerini tanıtıyorum. Geldim buradan. Tıklıyorum. Sağ tıklayıp özellikler diyorum. İlk fiberimi yaptığım gibi yine bu fiberi tanımlayacağım. Buradan 18'lik gruptan kırmızı diyorum. Geldim, tanımladım. Okey deyip apply diyorum. Bu şekilde işlemlerimi yapabilirim. Daha sonra şu an benim bu fiberim rengi kırmızı. Şematik içerisinde de kırmızı olmasını istiyorsam shape'e gelip buradan color'dan renk kutusundan kırmızıyı seçiyorum. Okey diyorum. Apply deyip işlemi sonlandırıyorum. Şimdi geldik. Fiberimizi de oluşturduk. Parametreyi tanımladık. Konnektörün de parametreni tanımladık. Şimdi bunları raporlayabiliriz ve bu raporlarımızı da tablo olarak çıktısını alabiliriz. Bunu da dataya geliyorum. Format report komutu ile birlikte çok kolay bir şekilde yaptığımız işlemleri raporlayıp tablolayabiliriz. Geldim, tıkladım. Buradan gelip from to rep formatını seçiyorum. Daha önce oluşturduğum. Onun üzerine yaptığım son işlemi onun üzerine aktaracağım. Tamamen bütün işlemlerin tablosunu çıkaracağım. Geldim buradan create diyorum. Bakın şu an bütün işlemler mevcut. Bunu şuradan zaten kullanım bize aynı Creo parametre benzer olduğu için çok rahat bir şekilde kullanılabilir. Geldim tablo diyorum. Burada bir tablomun içeriği mevcut. Dışarı aktar diyorum. Geldim. Bunları seçiyorum. Sağ tıklayıp edit dedikten sonra tablo olarak oluştur diyorum.
Buradan karşımıza çıkan pencerede tablo tipini belirtiyoruz. Default yerini aldım. OK dedim. Generate dediğim zaman benden artık tablomun nereye yerleştireceğimi soruyor. Geldim. Tablomu şuraya yerleştireceğim. Şöyle yapalım. Free diyorum. OK dedikten sonra geldim. Bu şekilde tablomu oluşturabilirim. Cancel deyip pencereleri kapatıyorum. Bu şekilde tabloları oluşturabiliriz. Burada gördüğümüz gibi bütün kablolar, konnektörler, bağlayıcılar, portlar hepsi mevcut. Bir şematik içerisinde tasarımımızı gerçekleştirdik. Bunu artık XML olarak dışarı aktarabiliriz. Creo Parametric için. Gelip buradan File diyorum. Export diyorum. XML diyorum. Tıkladım. Şimdi burada yaptığımız işlem cabling işlemiydi. Cabling'i tıkladım. Burada Validate XML dediğim zaman tanımlanmamış bir parametrem varsa onları gösteriyor ve direkt bizi oraya atıyor. Validate dediğim zaman bakın buradan son yap çağırdığım CL4 konnektörünün tanımlanmamış parametreleri var. Burada zaten tanımlanmayan parametreleri de gösteriyor bizlere. Bu şekilde göstereyim. Buradan gelip tıklıyorum. Buna bastığım zaman direkt beni bu CL4 konnektörün olduğu sayfaya olduğu yere atıyor. Eğer çok kalabalık bir işlem yapıyorsanız bu şekilde bir kolaylık sağlıyor bizlere. Geldim tıkladım direkt beni attı buraya. Burada yine gelip parametreler diyorum. Tıkladım. Buradan geliyorum add diyorum. Bizden istediği eksik olan parametreleri tanımlıyorum. Geldim seçiyorum eksik olan parametreleri. Okey diyorum. Buradan bin sayısı bizim 2 idi. Internal length değerimiz de nokta 0.8 idi. Buradan apply deyip bütün parametremi tamamladım. Close deyip kapattığım zaman tekrar validate diyorum. Bakın artık eksik bir şey olmadığını bize söylüyor. Buradan file selector diyorum. Şu an karşımıza Cabling Design, XML, ben daha önce oluşturduğum bir XML dosyası var. Atabiliriz ya da kendimiz de sıfırdan bir XML dosyası da oluşturabiliriz. Buradan dosya ismi yazıp sıfırdan oluşturabiliriz ya da daha önce oluşturduğum XML dosyasını aktarıyorum. Open dedim. OK diyorum. OK dedim. İşlemi tamamlandı. Şimdi artık Creo Parametric içerisine geçip buradan işlemlerimizi yapabiliriz. Geldim. Creo Parametric'e geldim. Burada benim bir sayfam mevcut. Burada benim paletli bir elektrik aracım mevcut. Bu parçamın üzerinde şöyle daha önce kablo yönlendirmesi yapılmış montajlar mevcut. Bunları göstereyim. Geldim. Bu şekilde gördüğü gibi şöyle yapalım hatta. Böyle oluşturulmuş. Şimdi biz de eksik olan kısımları tamamlayıp işlemimizi sonlandıracağız. Böyle bu şekilde zaten daha önce oluşturulmuş kablo ağı var. İlk olarak geldim. Elektrik adlı at montajımı açıyorum. Şimdi dosyamızı açtık. Buradan ben ilk olarak Manager'a gelip bütün alt kombinleri görmek istiyorum. Geldim buradan aktif hale getiriyorum. Cabling Design görünüşüne geliyorum. Buradan artık ben kablolama işlemini yapacağım. Geldim buradan görüntümü seçiyorum. İlk olarak geri kalan kısımları ayıklıyorum. Şimdi burada yapmamız gereken aplikasyonlara geliyorum. Buradan Cabling'i tıklıyorum. Daha sonra buradan Modify Harness diyorum. Buradan Pneumatic Cable.
Kablo ağımı aktif hale getiriyorum. Burada da zaten görünüyor. Aktif hale getirdim. Şimdi buraya ben XML olarak oluşturduğum datayı import edeceğim. Geldim, import diyorum. Creo Schematic, XML diyorum. Buradan Cabling Design XML formatını çağırdım. Okey dedim. Done dedim, kapattım. Buradan Compare'ye tıkladığımız zaman burada bütün bilgileri, eşleşme bilgilerini görebiliriz. Örneğin bakın burada kayıp modeller var, daha eşleşilmemiş. Şimdi biz bunları tamamlayacağız. Eşleşenleri burada görebiliyoruz. Bu şekilde de kontrol edebiliriz. Close deyip kapatıyorum. Şimdi burada artık ben auto-design diyorum. Geldim. Dediğim zaman şöyle karşıma pencere çıkıyor. Buradan kontrol ediyorum. Eşleşmeyen durumlar var mı diye. Bakın burada bu harfler eşleşmemiş. Bunları da gelip manuel eşleştirebilirim. Buradan seçip apply dedikten sonra zaten otomatik olarak sonuncusu eşleşiyor. Okey dedik. Şimdi benim burada gördüğünüz gibi bir yollarım mevcut. Kablo yollarım mevcut. Ben buraya bir yol daha eklemek istiyorum. Geldim. Buradan. Bu yolu niye ekliyorum? Otomatik eşleşme yaptığım zaman orada benim yaptığım kablo yönlendirmesi bu yolu takip etsin diye daha kolay bir şekilde kablo yönlendirmesi yapabiliriz. Buradan Root Network diyorum. Geldim. Tıklıyorum. Bu şekilde. Zipline bir şekilde direkt kablomu oluşturabilirim. Okey deyip işlemi sonlandırıyorum. Şimdi tekrar geldim. Buradan artık import ettim. Otomatik eşleşmeyi de sağladım. Şimdi artık root diyorum. Geldim buradan find deyip artık root edilmemiş kablolarımı buradan artık yönlendirebilirim. Biliyorum buradan bunları seçtim. İlk olarak bu kabloları yönlendireceğim. Okey dedim. Bakın burada artık otomatik olarak yönlendirmeleri yapacak. Bu şekilde gördüğünüz gibi yönlendirmeleri yaptı. Burada via network yani benim oluşturduğum network yolunu takip etti. Buradan okey diyorum. Buradan kablo görünümü aç dedim. Bakın dikkat ettiyseniz renkler de bizim istediğimiz gibi kırmızı ve siyah olarak geldi. Bunu da ne yaptık? Biz şematik içerisinde zaten renkleri tanımladık. Yani şematik içerisindeki o parametreler bizim buradaki yönlendirmeler için çok önemli. Şimdi daha sonra gelip bir yönlendirme daha yapacağım. Bir kablo ağı daha oluşturacağım. Yine aynı şekilde root cable diyorum. Geldim find deyip buradan bu kablolarımı seçiyorum. Okey dedim. Buradan kablolarımı otomatik olarak oluşturdu. Burada hemen kablo görünümü kapatıp tel görünümü açacağım. Buradan yönlendirme tipini de artık via değil de normal follow cable yapacağım. Bir de böyle bu şekilde deneyelim. Geldim. Ben şu kablo üzerinden şuradan başlasın. Şurada bitsin diyorum. Bu şekilde bir yönlendirme yapmak istiyorum. Bakın gördüğünüz gibi yönlendirme otomatik olarak güncellendi. Okey dediğim zaman kablo görünümü de açıyorum. Bu şekilde daha net görebiliriz. Bunları tabii düzeltebiliriz. Geldim örneğin ben şunu düzeltmek istiyorum. Burada bir bozukluk var diyelim. Geldim tıkladım. Kontrole basıp diğer kablomu da seçiyorum. Geldim reroute diyorum. Şurada bu şekilde şuraya bağlantı alıyorum. Bu şekilde düzeltebiliriz. Okey diyorum. Şimdi bunlara bir bundle oluşturabiliriz. Geldim buraya create bundle diyorum. Bir kablo demeti oluşturalım bunları artık. Buraya B1 diyorum. Okey dedim.
Geldim. Grouping tipi round olsun diyorum. Buradan none deyip long path olarak seçiyorum. Yani diyorum ki benim kablo demedim. Şuradan başlayıp şurada bitsin ve bu yol aralığında yes diyorum buna. Seçtiğim zaman direkt karşıma pencere çıkıyor. Yes diyorum. Ve bu yol aralığında kalan bütün kabloları alsın diyorum. Sadece bu network'ü alması diyorum örneğin. Çıkarabiliriz de istediğimizi. Done dedim. Default değerini kabul ediyorum. Done deyip işlemi sonlandırıyorum. Bakın kablo yolunu açtığım zaman bu şekilde bir kablo demeti oluşturabiliriz. Buraya aynı şekilde yine ilave yapabiliriz. Yine geliyorum buraya. Create bundle diyorum. D2 diyorum. Yine aynı işlemleri yapıyorum. Sadece burada long path yerine branch yapıyorum. Geldim. Buradan nereye bağlamak istiyorsam şu kablodan kontrole basılı tutup şurayı seçiyorum. Sonra gelip buradan nerede bitirmek istiyorsam orayı bağlıyorum. Bu şekilde okey diyorum. Direkt yaptığım zaman bu şekilde artık bir ilave de yapabiliyoruz. Şimdi burada biz pneumatik içerisindeki kablomuzu oluşturduk. Bu sefer tekrar modify harness diyorum. Gelip pivot harness'taki kablomu da oluşturup işlemi bitireceğiz. Done diyorum. Aktif hale getirdim. Buradan şöyle model ağacından da görelim. Şöyle şunu da show yapalım, gösterelim. Şimdi geldim buraya. Görünüm olarak pivot yönüne geldim. Şimdi bizim oluşturduğumuz konnektör zaten buradaydı. Geldim root diyorum. Find deyip zaten bunları biz oluşturduk. Sizinle beraber oluşturduk. Geldim bunları seçiyorum. Bunlar bizim oluşturduğumuz kablolar. Okey dedim. Buradan direkt olası yolu takip et diyorum. Okey dedim. Kapattım. Bu şekilde kablolarımızı oluşturduk. Renkleri zaten kırmızı ve siyah olarak belirtmiştik. Ben şimdi bu kablo oluşturduğum kabloyu bu kablo demeti içerisine aktarmak istiyorum. Bunu da aynı şekilde gelip çok kolay bir şekilde Modify Bundle diyorum. Üzerinde değişiklik yapacağım bundle'ı seçiyorum. Buradan herhangi bir yere hangisini değiştirmek istiyorsak. Gelip şu an içerisine aktarmak istiyorum. Tıkladığım zaman böyle bir menü manager yapısı karşıma çıkıyor. Buradan Add Cable diyorum. Geldim tıkladım. Kontrole bası tutup şu kabloyla kabloyu seçiyorum. Okey dediğim zaman direkt zaten içeri aktarıyor. Done deyip işlemi sonlandırıyorum. Bu şekilde kablo hattımızı da oluşturduk. Şimdi biz şematikten iki boyutlu olarak tasarımımızı gerçekleştirdik. Şematik tasarımımızı gerçekleştirdik. Daha sonra XML formatına aktarıp burada Creo parametrik içerisinde Cabling modülü ile birlikte kablo ağımızı oluşturduk. Şimdi yapmamız gereken ise bu oluşturduğumuz kablo ağını Harness Manufacturing modülü ile birlikte üretim için malzeme bilgilerini çıkarmak. Bunun için ise yapmamız gereken tek şey burayı kapatıyorum. Gelip buradan yine aynı şekilde aplikasyonlara geliyorum. Harness MFG komutunu tıklıyorum. Tıkladığım zaman karşıma çıkan pencerede hangi harness üzerinde değişiklik yapacaksak, hangi harness için üretim malzemesi çıkaracaksak onu seçiyorum. Örneğin pneumatic cable'ı seçiyorum. Geldim buradan tablolardan hangi tablo listesini görmek istiyorsanız, kablo listesi mi, bomb tablosu mu bunları seçebiliriz. Buradan da aynı şekilde balonları görmek istiyorsak ya da görmek istemiyorsak bunları aynı şekilde ayarlayabiliriz. Bu işlemi yaptıktan sonra sadece flatten harness diyorum ve artık otomatik olarak düzleştirme işlemini gerçekleştiriyor. Buradan tabloları oluşturuyor, balonları oluşturuyor. Bunları oluşturmadan önce de öncelikle bir alt montaj oluşturuyor. Bu alt montajı oluşturduktan sonra İşte onun teknik resmini oluşturuyor ve düzleştirilmiş halini oluşturuyor. Bu şekilde işlemleri gerçekleştiriyor. Bakın alt montajı bu şekilde basamak basamak oluşturuyor.
Evet. Burada direkt otomatik olarak düzleştirdi. Evet, bu şekilde çok kısa bir süre içerisinde düzleştirme işlemini gerçekleştirdik. Normalde bu işlemleri manuel olarak düzleştirme işlemi yaptığımız zaman birkaç saati bulan işlemler böyle bir dakika içerisinde kolay bir şekilde oluşturduk. Tabloları oluşturdu. Artık bundan sonrası teknik resim özellikleri. Buradan istediğimiz şekilde işlemleri yapabiliriz. Örneğin burada BOM tablolarını bu şekilde düzenleyebiliriz. İsimleri falan. Artık bunlar teknik resim özelliklerine giriyor. Ya da böyle bir şey yapabiliriz. Örneğin tamam bu geldi. Bu size çok karışık gelmiş olabilir belki. Geldi şunu. Böyle yukarı aldım. Buradan General View diyorum. Şu an benim bu montaj dosyam, alt montajım açık. Okey diyorum. Geldim tıkladığım zaman bu şekilde front diyorum. Sade halini görebiliriz. Bu şekilde oluşturabiliriz. Zaten burada bir şey de göstermek istiyorum. Şu alt montajı açayım. Hani örneğin bunlar da bu çizimlere de düzleşmede müdahale edebilirsiniz. İstediğiniz şekilde düzleştirebilirsiniz. Örneğin zaten bunu sketch olarak oluşturuyor. Geldim. Şimdi tıklıyorum. Edit Definition diyorum. Bu 90 derece. Ben bunu örneğin 75 derece yapmak istiyorum. Açısını değiştirmek istiyorum. Geldim. Buradan tıklıyorum. Okey dedim. Buradan dikliği siliyorum. Buradan 75 derece olarak değiştirdim. Okey dediğim zaman teknik resime geldiğim zaman aynı şekilde tekrar görebiliriz. Bakın bu şekilde. Aynı şekilde diğer görünümde de değişikliği görebiliriz. Ya da örneğin bu hangi burada zaten oluşturduğumuz montajın 3 boyutlu görünümü getiriyor. Ya da siz sadece bu kablonun 3 boyutlu görünümü görmek istiyorsanız eğer buradan grafik model diyorum. Et model deyip buradan kebilink yazalım. Kebilink şematik. Ben oluşturduğum şematik kısım buradaydı. Open diyorum. Geldim. Done deyip General View diyorum. Bunlar artık bildiğimiz teknik resim özellikleri. Bu şekilde çağırabiliriz. Okey diyorum. Bu da bizim 3 boyutlu oluşturduğumuz kablonun hali. Bu da düzleştirilmiş hali. Bu şekilde template'imizi düzleştirebiliriz. Şu an biz bu yaptığımız işlemleri Creo Şematik ile birlikte yaptık. Otomatik olarak yönlendirdik. Bir de Creo Cabling'in kendi içerisinde manuel olarak da yönlendirebiliriz. Bunu da şu şekilde göstereyim. Kapatayım. Geldim. Burada benim bir cihazı mevcut. Bu cihazı da manuel olarak bir kablo ağ oluşturabiliriz. Burada yapmamız gereken tek şey buradan öncelikle bir renk tanıtımı yapacağım. Buradan oluşturduğum renk skalası var. Onu çağırıyorum. Close'u kapattım. Şimdi buradan yine aynı şekilde aplikasyonlara geliyorum. Buradan yine aynı şekilde Kevin komutunu tıklıyorum. Şu an burada bizim yapacağımız şey bu konnektörleri eşleştireceğiz. Bunu da Designate olarak yapacağız. Geldim tıklıyorum. Konnektörümü seçtim. Default'lerini kabul ediyorum. Buradan giriş portu tanımlayacağım. Benim burada zaten attığım bir koordinat sistemleri var. Bunları da ben giriş portu olarak tanımlıyorum. Geldim Entry Port diyorum. Buradan geldim seçiyorum. Okey deyip buradan internal length değerine gidiyorum. Buradan 2 olarak gidiyorum.
Port tipinde flat olarak ayarlıyorum. Done deyip işlemi sonlandırıyorum. Şimdi bu aynı işlemleri C1 ve D1 konektörleri için de yapacağım. Geldim buradan yine aynı şekilde designate'lıyorum. Bunda manuel herhangi şematik bir bilgisi olmadan manuel olarak yönlendirebiliriz. Geldim giriş portumu tanımlıyorum. Entry 1 kontrole basılı tutup Entry 2 seçiyorum. OK deyip aynı şekilde internal length değerini giriyorum. Burada da port tipini round olarak ayarlıyorum. Done deyip işlemi sonlandırıyorum. Daha sonra tekrar son olarak gelip C1 konnektörünü tanımlıyorum. Default değerini kabul edip yaptığım işlemin tekrarını yapacağım. Geldim bu portları seçiyorum. OK deyip. Şimdi geldim portlarımı tanıttım. Konnektörlerimi tanıttım. Şimdi biz dikkat ederseniz şematikle çalışırken kursları çağırmadık. Çünkü zaten biz bu işlemleri prova şematik içerisinde yaptık. Ama burada şematik olmadığı için gelip buradan bulk diyorum. Ya daha önce oluşturulmuş kurslar varsa onları hiç okutursunuz ya da buradan sıfırdan create deyip oluşturabilirsiniz. Daha önce oluşturduğum bir klasör vardı. Oradan gelip çekeceğim ben. Şuradan geldim. Şu sıfırlarımı çekiyorum. Şöyle istediğim sıfırları çektim. Open diyorum. Bu şekilde sıfırları çektim. Buradan edit deyip buradan sıfırların özelliklerini, tellerin, kablolar özelliklerine bakabiliriz. Buradan değiştirebiliriz. Örneğin pencereyi biraz genişleteyim. Buradan geldim tıkladım. Buradan bent radyusunu kanlıklarını, birimini, rengini buradan değiştirebiliriz. Kontrol edebiliriz. Cancel deyip kapatıyorum. Done deyip eşleşmeleri yaptım. Spuslarımı çağırdım. Artık geliyorum buradan. Weblink'e geliyorum. Bunları yapmadan önce bu create handles yapmayı unuttuk. Buradan part diyorum. Önce handles diyeceğiz. Bunu unuttum. Harness diye bir partımı oluşturuyorum. Daha sonra kursanı çağırdım. Buradan root cable diyorum. Root cable dedikten sonra normalde biz find deyip çağırıyorduk ya artık buradan manuel olarak çağırıyorum. Örneğin V1 isimli telif porttan şöyle entry 1'e bir kablo oluşturamıyorum. En kısa yolu oluşturur program otomatik olarak. Biz daha sonra tabii bunlara müdahale edip rahat bir şekilde yönlendirebiliriz. Buradan ismini değiştirebiliriz. Buradan spool'u değiştirebiliriz. Örneğin bu 14 black olsun. Siyah olarak kalsın diyorum. Buradan OK deyip işlemi yapıyorum. Tekrar gelip buradan çıkmaya gerek yok aslında. Buradan gelip enter diyorum. Şuradan Entry 2'ye geldim seçtim. Bunun da 14 başka kırmızı rengini, turuncu rengini seçiyorum. Tekrar tıklıyorum. Geldim. Bu sefer supportları bir kablo oluşturuyorum. Burada da 16'lık seçiyorum. Tekrar seçiyorum. Aynı porttan Entry 2 olarak. Bunu da 16 gri olarak seçiyorum. Burada root tipini tabi follow cable ya da follow pipeline yapabiliriz. Şu an olmadığı için simple root yapıyorum. Daha önce de oluşturabiliriz cable'ları. O yolu takip edebilir. Ya da bu şekilde oluştururuz. Oluşturduktan sonra kablo görünümünü açıyorum. Bakın gördüğünüz gibi yine iç içe geçmiş burada. Bunları bu şekilde gelip ben tıkladım. Buradan location diyorum. Location dediğim zaman aynı şekilde spline bir şekilde gelip şuradan gelsin diye hangi yoldan geçmek istiyorsa oraları tıklıyorum. Bu şekilde yönlendirmeyi yapabilirim. Geldim. Bakın bu şekilde yönlendirme yaptım. Bunları tabii yine düzeltebiliriz.
Geldik örneğin buradan. İşte mid düzeltebiliriz. Location diyorum. Şuradan geldim. Reroute diyorum. Gel şuradan al. Buraya götür diyorum. Bu şekilde yönlendirmeyi manuel olarak yapabiliriz. Daha sonra yine aynı şekilde yine bundle'da oluşturabiliriz. Yani bu zaten bunda bir değişiklik yok ama yine de oluşturalım. Geldim, okey dedim. Round diyorum. Create diyorum. Pardon. Hello pet diyorum. Buradan tel görünümü açıp şuradan gelip şuraya doğru V1 ve V2 al diyorum. Done diyorum. Okey deyip kablo demetimizi bu şekilde oluşturabiliriz. Yani burada da şematik olmadan Creo içerisinde manuel yönlendirmeleri de yapabiliriz. Webinarımız bu kadardı. Bu webinarın kaydını YouTube sayfamızda, informatik YouTube sayfasında ve LinkedIn hesabında zaten paylaşacağız. Yani eğer geç kalanlar ya da diğer ekip arkadaşlarınızla paylaşmak isterseniz oradan da webinarın kaydına ulaşabilirsiniz. Webinarın sonunda birkaç sorumuz var. Üç sorumuz var. Onları isterseniz cevaplayabilirsiniz. Webinarla ilgili, önerilerinizle ilgili. Bu şekilde. Şimdi sorularınız varsa soruları alabilirim. Buradan. Evet galiba sorularımız yok. Bir dakika bakalım. Feridun Bey, egzamen datasının formatı zaten kendimiz egzamen olarak oluşturuyoruz. O format otomatik olarak oluşuyor. Ya sıfırdan oluşturursunuz ya da daha önce oluşturduğunuz bir egzamen formatında aktarabilirsiniz. Şematikten değil de Apple'dan benzeri bir yazımdan alabilir miyiz? Sorunuzu ben not alayım. Bir Ürdün Bey. Sorunuzu not alayım. Evet. Görkem Bey'in bir sorusu vardı. Bakalım. Tablolarda derken egzemel olarak mı Görkem Bey? Bir açayım. Görkem Bey, sesiniz gelmiyor. Ben size döneceğim zaten notumu aldım. Onu bakayım size döneceğim. Alo. Alo Görkem Sesim Bey. geliyor. Geliyorsun. Merhaba. Merhabalar. Ya ben bir şey soracağım. Bu şematik içerisindeki tablolarda Evet. bu adresleme bilgisini görebiliyor muyuz? Yani hangi kablonun nereden nereye gittiği? Evet. Onu şöyle göstereyim ben size. Buradan görebiliyoruz. Şöyle yapalım.
Şuradan bakın. Kablo ismi. Jack7 Evet. konnektöründen 5. porttan. Jack7'nin 5. portundan JLDAP konnektörünün 2. portuna bir adresleme yapılmış. Bütün adresleri görebiliyoruz Ha, burada. anladım. Tablolardan Peki görebiliyoruz. bir şey daha soracağım ben. Bu Tabii ki. şematik içinde ben bir değişiklik yaptığım zaman çizdiğim katı modelde de otomatikmen değişiyor mu? Yok artık onu egzemel olarak güncellemeniz lazım. Egzemel olarak güncelleyeceksiniz, tekrar çekeceksiniz. Aradaki Ha, tek anladım. ilişki egzemel formatı. Format üzerinden bir bağlantı Anladım. sağlanıyor. Anladım. Tekrar XML olarak kaydedip Aynen. tekrar oraya mı yüklemem Aynen. gerekiyor? Örneğin bir değişiklik yaptıysanız eğer sadece o değişiklik üzerine bir egzemel oluşturup sadece orada bir değişiklik yapabilirsiniz. Yani komple yapmanıza gerek yok. Buradan file export Anladım. dediğiniz zaman şuradan siz örneğin yeni bir egzeme dosyası oluşturabilirsiniz. Test dediğiniz zaman artık önemli masa üstüne atayım ya da masa üstüne atayım. Test diyeyim. Open diyeyim. Artık benim yeni bir egzeme dosyam var. File selector dediğim zaman bakın buradan artık yeni bir egzeme dosyası oluşuyor. Test egzeme olarak. Anladım. Peki bir şey daha soracağım ben son olarak ya. Ya Tabii. ben başka bir programla çalışıyorum mesela. Oradan diyelim XML dosyası aldım. Ben bunu Creo'nun içine yüklemek için yani onu yüklerken herhangi bir sıkıntı olur mu ya da şematikte mi yapmam gerekiyor yoksa Creo'nun içindeki cavelink'te de yapabilir miyim? Anladım. Aynı soruyu Fevdi Mire sordu. Ben onu bir araştırayım. Hani Creo şematik, Creo parametrik başka egzeme dosyası olarak alabiliyor mu diye. Şu an şöyle göstereyim. Normalde burada import dediğimiz zaman buradan Creo şematik içerisinde Creo şematiğin egzemenini kabul ediyor. Ama burada farklı opsiyonlar mevcut olabilir. Yani onu ben bir teyit edeyim. Görkem Bey size de ben dönüş yapacağım. O konuda size bilgilendireceğim. Tamam. Teşekkür ederim. Rica ederim. Var mı yardımcı sizin başka bir konu? Benim şu an aklımdakiler bunlardı. Benim başka sorum yok. Tamam. Teşekkürler katıldığınız için. Biz teşekkür ederiz. İyi günler. Başka soru var mı? Galiba başka soru yok. Buradan herhangi bir mesaj gelmiyor. Webinarımız bu kadardı. Dediğim gibi webinar kaydını YouTube sayfamızdan ve LinkedIn hesabımızdan erişebilirsiniz. Oradan tekrar izleyebilirsiniz. Anket sonunda da sorularınız mevcut. Katıldığınız için teşekkür ederiz. Herkese iyi çalışmalar.